Urola ırk bitik okumalarına 33. ırkımız ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada çok az bir yeni sözcük olacak. Yalnız birkaçını da değineceğiz. Talat Tekin Hoca'nın bu ırk üzerine herhangi bir özel notu bulunmamakta. Ancak Tuncay Gülensoy Hoca epey bir dipçi eklemiş. Ona da yer vereceğim. Okumamıza geçelim. Ki, di, zik. Kidi, zik. Sondaki G'yi atıyorduk zaten bildiğiniz üzere. Daha önceki derslerimizden de anımsarsınız. Söz içerisindeki şu D sesleri günümüzde Y olarak kullanılıyor. Dolayısıyla şuradan kiz diye bir sözcüğe ulaşacağız. Bu da günümüzde Tatarların, Kırgızların kullandığı bir sözcük. Keçi anlamına geliyor. Şimdi şurada sup K yazıyor. Bu K yönelme ekiydi. Önceki ırklarda da anımsarsanız K, K biçimindeydi. Günümüzdeki A, E'nin eskin biçimi. Şu sup sözcüğünde ise günümüze B'nin düştüğünü, yok olduğunu görüyoruz. Yani günümüzdeki su sözcüğü. Dolayısıyla keçeyi sup K, yani suya sok mis. Şu mis geçmiş zaman ekiydi. Sokmak sözcüğü de günümüzdeki anlamıyla aynı yine. Şu ok damgası olarak kullanılmış. Yani keçeyi suya sokmuş. Devam edelim. Şimdi burada at, ak ve ınla ı damgaları var. Bunu at, kı biçiminde okuyabilirsiniz. Ancak tümcenin genelinde anlamsız olacaktır. Oysa şurada şöyle bir a varmış gibi düşünürsek ta, kı sözcüğünü ulaşırsınız. Burada şu ses yumuşamalarına dikkatinizi çekeyim. T, D'ye yumuşar. K, D, H'ye yumuşar. Ünlülerde herhangi bir değişim olmazsa şöyle ekleyelim bunu da. Dahı sözcüğüne ulaşırız. O da bugün kullandığımız daha sözcüğünün en eski biçimi. Yani bugün daha yumuşak sesleri kullanıyoruz ama önceden daha dediğimiz sözcük takı biçimindeydi. Şurada ur yazıyor. Geçmiş dönemde ur olan sözcük bugün vur biçiminde kullanılıyor. Yani daha vur diye devam ediyor. Şurada A varmış gibi düşünürsek katıkdı. Şu d ekini daha önce de görmüştük. Şöyle sözcük vardı. Edgüti. Edgü anımsarsak yine söz içerisindeki d y'ye yumuşuyordu. G de zamanla yittiğinden dolayı eyü, o da eyi, bu da bugün kullandığımız i sözcüğü. Sondaki şu t eki ise günümüzdeki ca, c ekine denk geliyor. Dolayısıyla iyice, edgütü iyice olarak denk geliyor. Dolayısıyla burada katıktı vardı. Yazalım şöyle. Katıktı. D, T aynı ek. G'yi attığımız zaman geriye katık alıyor. D'ı da söyledik az önce. C, C'ye denk geliyor. Yani katıca, belki şöyle dersem sertçe dersem daha benzerlik kurabiliriz. Katıca, sertçe, ba. Ba dediği daha önce görmüştük. Bağlamak eyleminin eski biçimi, uzun ağ şeklinde. Şuna değinmek istiyorum. Burada T yazıyor. Önceki kalıplardan anımsarsınız. Tir, anca bilinkler, etgol ya da yablakol diye biterdi. Burada T yazıyor. Yani tir diye olması gerekirken şu er sesi yerine i damgası kullanılmış. Burada bir yazım yanlışından söz edebiliriz. Normalde diğer, çünkü bütün kalıplarda şurası tir, edgiol, tir, anca birlikler, edgiol ya da yablakol ya da yabuzol biçimindeydi. Yalnız burada er sesi yerine i sesini görüyoruz. Bir yazım yanlışı da örnek olarak gösterilebilir. Tuncay Gülensoy Hoca ise şöyle bir not düşmüş. 33. fal yani ırk için demiş ki, bana göre demiş, yaygı, halı, kilim gibi şeyler yapan birisi, keçe, eski Türkçe yani divan lügat Türk'te var, kiviz, kiviz, küvüz, Kırgız Tatar'da kiiz, şu dy dönüşümünü anımsayalım. Yine Kazaklar'da da kiiz, kigiz, Özbek Uygurlar'da kigiz, kigizi yani keçeyi, suya sokup döverek inceltirken daha çok vur, katıktı ur, yani sıkıca bağla, sertçe bağla, şurada okuduğumuz şekilde, der olacaktır. Çünkü keçe yani kiiz yapılırken yapağı yer yaygısı üzerinde sopa ile dövülüp lif haline getirilerek serilir. Bu haldeyken içine
Siyah, kırmızı ve benzeri renkte tamga, im şekilleri konulur. Sonra da hasır içine döşenip sarılarak yerde tekme ile yuvarlatılır. Bu arada keçenin pişmesi yani olgunlaşması için sargı halindeki yünün üzerine sopa ile vurulur. Ya da Urfa'da olduğu gibi sıcak hamam içinde göğüsle bastırılarak sıkıştırılır. Böylece sık sık suyla ıslatılarak sopa ile dövülen yapağı bu işlemden sonra keçe keyiz halini alır. Daha sonra yine diyor ki, kepenek yer yaygısı, heybe, tuzluk, çadır, boz, üy içine serilen halı olarak kullanılır. Türkiye'de keçe Salihli ve Urfa'da yapılmaktadır diye bir dipçe düşmüş Tuncer Hoca'da. Böylelikle bu 33. ırkımın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Burada yeni bir sözcük olarak sadece kidiz sözcüğünü gördük. Subka, sokuşmak ya da takı ve buna benzer diğer sözcükler şu yazım yanlışıyla birlikte daha önceden gördüğümüz sözcüklerdi. Bu dersi de böylelikle bitirmiş oluyoruz. 34. ırkta